Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Eddersus sani vel işrun. 22. ders. Bu bedi muhassenatil kelimat bölümünden seci es-sec'u seci el-cinasu cinas et-tıbağı tıbağı. Bu üç tane terim üzerinde duracağız. Seci ne demek? Cinas ne demek? Tıbak ne demek? Arafta min kablu, bundan önce bildin. Ennel bedi'a, bedi'a, şimdi ilmi mani, ilmi beyan, ilmi bedi'a. Bedi'a ilmi, ilmin bir ilimdir. Öyle ilim ki yebhasu, bahseden, fi vücuhi tezyinil elfazı, lafızları süsleme cihetlerini, lafızları güzelleştirme, sözleri güzelleştirmeden bahseden bir ilimdir. Evil maani ya da manaları, manalardan bahseden ve tahsiniha ve manaları güzelleştirmeden bahseden ilim. Ve senaktasiru fi hâze dersi, bu derste yetineceğiz. Alâ selâsetin min hâzihil vücûhî. Bu vecihlerden üçü üzerine. İstani minha, o üç vecihten iki tanesi yeteallegani bi tezyinin lafzı, lafzı süslemeyle ilgili ve vahidin bir tanesi bi tezyinin mana, manayı güzelleştirme efendim ve tahsinihi, manayı süsleme, güzelleştirmeyle ilgili olacak. Şimdi bunların üç tane terimden bahsedeceğiz. Es-sec'u, birincisi seciye. Es-sec'u seciye minel muhassanatil lafziyeti. Lafzi güzelliklerdendir seciye. Esas seciye kuşların böyle nameli bir şekilde birbirine uyumlu şekilde ötmesi var ya, ona seciye deniyor kelime manası. Ama burada da tabi belagat ilminde bunun anlamı değişik. Lafızları güzelleştirme sanatı. Ve bu nedir seciye? Tevafukul fevasili. Fasılaların birbirine uyum sağlaması. Kelimelerin sonlarının. Fevasıl dediği, mesela ayetlerin fasılaları, ayet sonları. Efendim işte beyitlerin sonları veya nesirlerin sonlarının uyum sağlamasıdır. Fil harfil ahiri, son harfte. Son harflerinin aynı harflerden veya benzeri harflerden oluşmalarıdır. Ve eftalihu, en eftali ma tesavet fikaruhu, ma bir şey ki tesavet müsavi oldu, fikaruhu fıkraları. Fıkra ne demek? Bölümleri. Bölümleri. Bölümleri eşit olandır. Bu seciğin en üstün derecede olanı. Nahvu el insanu bi adabihi. İnsan adabiyle insandır. Yani insanın değeri adaba riayet etmesiyledir, edeplere. La bi zeyyihi ve thiyabihi. Yoksa kılık kıyafetiyle değil. Şimdi burada bir fıkralarda güzellik var. El insanu bi adabihi, la bi zeyyihi ve thiyabihi. Bak sonları hi ile geliyor. Şimdi burada insanın esas değeri, insanın kemalı adabıyladır. Yoksa zey ve siyab. Zey kıyafet, siyah elbise. Mesela yalnız şeyler, mesela bazı yerlerde zeyyek, nasılsın manasında da kullanılıyor. Mısırlılar falan zeyyek diyorlar, zeyyek. Zeyyek yani nasılsın manasına. Burada zey kıyafet manasına. Ve nahvu şunun gibi, el hurru izâ va'de vefa ve izâ e'âne kefa ve izâ meleke afa. Bak sonları, fıkraların hep aynı şekilde okunuyor. Harfleri, terennümleri, telaffuzları aynı. El hurru hür insan, izâ va'de va'd ettiği zaman vefa. Yerine getirir, vefa. Vefa ne demek? Tam olarak yerine getirir. Peki, ve izâ e'âne, yardım ettiği zaman da kefa. Yetecek kadar yardım eder. Hür insan. Yardım ettiği zaman yani başkasına muhtaç bırakmaz.
efendim ve izâ meleke bir şeye sahip olduğu zaman da afa af eder. Yani buradaki malik olma, muktedir olma. Muktedir olduğu zaman affeder, yardım ettiği zaman yetecek kadar yardım eder ve hür kimse vaat ettiği zaman vaadini yerine getirir. Peki burada o zaman seciyi nerede? Her fıkranın, her cümlenin son fiillerinde. Elifler bak. Ya ile yazılıp elif okunması. İza vaade vefa ve iza e'ane kefa ve iza meleke afa. Demek ki sonları böyle ses uyumu. Bir yerde şiirlerdeki kafiyeler gibi. Şiirlerde kafiyeler var ya, bu da nesir yazılarda kelimelerin sonlarının aynı olması. وَلَا يَحْسُنُ السَّجْعُ Seciği güzel olmaz. اِلَّا اِذَا كَانَ بَعِيدًا مِنَ التَّكَلُّفِ Zorlanmadan uzak olduğu zaman, yani böyle illa manzum konuşacağım diye kendini zorlamasıyla güzel olmaz. Diline geldiği gibi, insanın kabiliyetine göre. Bazen mesela bir insan konuşurken şiir gibi konuşuyor mesela. O zorlayarak değil kendini. Bakıyorsun cümleler arasındaki muvafakat, intibak o kadar uyum var ki sanki böyle önceden şiir yazmış, şiir okur gibi konuşuyor. O bir kabiliyet meselesi. Diyor ki tekellüften uzak olduğu zaman güzel olur. Tekellüf kendini illa böyle kafiyeli yazayım diye zorlaması. Bundan uzak olduğu zaman seciyi güzel olur. Vel maanil hasılatü meydana gelen manalar inde terkib kelimeler bir araya geldiğinde me'lufeten gay me'lufetün mü? Me'lufeten. Kelimeler de alışılagelen kelimelerden olmalı. Yani terkip zamanında hasıl olan manalar böyle alışılagelen kelimelerden. Gayra müstenkeratin. Garip kelimelerden olmamalı. Bilinmeyen kelimelerden olmamalı. Bilinen kelimelerden olmalı. Tanınmayan kelimelerden olmamalı. Anladınız mı? Me'lufu alışılagelen. Ve kâne li kulli vâhidetin mine sec'ateyni her iki seciden her biri için iki seciden her biri için vardır. Manen bir mana yahtelifu ammanel uhra diğerinin manasından efendim ayrı olan. Şimdi lafızları belki birbirine uygun yani yakın veya son ses uyumları var ama manaları değişik. Tecennüben littekrari tekrardan kaçınmak için. Niye peki lafızları seciden manaları ihtilaf ediyor. Her birinin manası diğerinden farklı. Mesela vefa, kefa, afa okunuşları aynı ama manaları değişik. Niçin? Tecennüben littekrari bile faidetin faydasız tekrardan uzaklaşmak, kaçınmak için. O zaman hepsinin manası aynı olursa gereksiz tekerrür olur. Tamam mı? Gereksiz. Bu da o zaman ne olur? Haşiv demişti yukarıda. Haşiv yani gereksiz sözler, anlamsız sözler. Fuzuli oyalanma. Ve sec'u seci idestevfe şurute seci şartlarını tamamladığı zaman kâne hilyeten zahireten görünür bir süs olur fil kelam kelamda. Seçin şartları tamamlandığı zaman ne olurmuş? Kelamda bir güzellik. Tamam mı? Kelamda güzellik olur. Öyle kelam ki lem yahlu minhu ondan hali olmaz kelamın belihun. Yani belagatlı sözler bu şeyden seciyeden hali değildir. Lem yahlu hala yahlu'den hali olmaz minhu o seciyeden kelamın belihun. Belih insanların kelamı ya da güzel sözler bunlar hali değildir. Kema lem tahlu minhu bu seciden hali olmadığı gibi suratun bir sure min suveril Kur'anil Kerim Kur'an-ı Kerim'in surelerinden ve in kasurat kısa da olsa mesela bakıyorsunuz bir sure geliyor mesela vel fecr ve leyalin aşr ve şef'i vel vetr hep böyle aynı. Bir surede geliyor mesela nasıl inne lil muttaqina mafaza hadaiqa ve a'naba ya da ve naziati gharqa ve nashidati nashta gibi misal. Ya bir yerde de geliyor mesela ya'lemun ta'lemun ya da alim habir basir kadir
böyle hep şeyler, yani kelimelerin sonlarında ne var? Bir yani kelamın sonunda ses benzerliği var. Bir uyum var, ses uyumu. Ve mevtunu sec'i, esas ve mevtunu sec'i, sec'in, seci sanatının ya da sec'in bulunduğu yer daha çok ennesru, nesil yazılardır. Düz yazılar, düz. Nesr. Fakat yeci'ü fişşi'ri bazında şiirde gelir. Kekavli ebit tayyibi, ebit tayyibin sözünde olduğu gibi. Fenahnu fi cezelin. Şimdi o Müslümanların başarısını tasvir ederken diyor ki fenahnu fi cezelin vel rumu fi vecelin vel berru fi şugulin vel bahru fi hacelin. Bak hep sonunda lamlı kafiye burada. Lamlı. Dursan yine öyle. Fenahnu fi cezel vel rumu fi vecel vel berru fi şugul vel bahru fi hacel. Yani yine aynı, tamam mı? Bunlara lamlı kafiye deniyor. Secid. Daha doğrusu lamla bitiyor secidler. Şimdi burada fenahnu biz fi cezelin. Sevinç içerisindeyiz. Bir manası cezelin, sevinç, sevinç. Yani başarımızdan dolayı, İslam'a mensubiyetimizden dolayı biz Müslümanlar başarı sevincini yaşıyoruz. Ve rumu fi vecelin. Rumlar ise korku içerisinde başlarına gelecek efendim olaylardan dolayı. Vel berru kara, kara parçası, ber. Ber, bahir var ya, fi şugulin, yani askerlerle dolu. Her tarafla dolu ya, her taraf askerlerle dolu. O şekilde vel bahru denizde fi hacelin, eğer son haceli değilse şan burada da. Ama hacelin olması lazım çünkü yukarıdakiler de hep aynı. O da kendi cömertliğini sunamadığı için bir utanç içerisinde, mecazidir yani. Hacel. Türkçe'ye geçmiş zaten. Hacalet. Hacalet, hacil oldum derler. Duydunuz mu kelimeyi hiç? Hayır. He? Adam konuşurken diyor ki, ya hacil oldum diyor, hacil. Ya da hacalet yaşadım diyor. Hacalet demek utanç duymak. Yani mahcubiyet hissetmek, anladınız mı? Mahcubiyet tarafça bir kelime. Peki burada şimdi ne olmuş seci? Sonunda lamlarla olmuş. Seci'den bu kadar bahsetti ama bunun tabii daha genişi diğer kitaplarda var. Peki geçiyoruz cinasa. El cinasu cinas. Cinas nedir? El cinasu cinas minel muhassanati lafziyeti. Bu da lafzın güzelliklerindendir. Cinas neymiş? Hani zaten yukarıda üç şeyden bahsediyor. İkisi yani lafzın muhassanatı lafziye ile ilgili, biri de mananın güzelliği ile ilgiliydi. Muhassanatı lafziye, lafızdaki güzellikler. Eydan, secide olduğu gibi. Ve bu cinas nedir? Teşabuhul kelimeteyni, iki kelimenin benzemesi. Fil lafzı lafızda ama ma ihtilafin fil mana, manada ihtilafla beraber. Yani telaffuzda aynı, he? Ama manaları ayrı. Telaffuzu aynı, manaları ayrı. Ve huve nev'ani. Bunu tabi 7-8 belki daha fazla nevileri var da burada iki nevini almış. Bu iki nevidir cinas. Tamün, tam cinas. Aşağıda gelecek gayru tamün. İkincisi de nakıs cinas. Cinası tam, cinası nakıs. Böyle şey yapın. Cinası tam, cinası nakıs. Tam cinas, nakıs cinas. Ve huve bu cinas neydi tarif olarak? Kelimeleri aynı, anlamları ayrı olan kelimelere ne deniyordu bu? Buna efendim, bunlar fiillerde olur, isimlerde olur, harflerde olur. Benzer değil mi? Kelimeler de aynı, benzer birbirine. Harfi harfine, cinası tam da, manaları ayrı. Kastedilen manalar ayrı. Ve bu cinası tam nedir? Ma bir şey ki, ittefaka fihi lafzani. O cinasta iki lafız müttefik oldu, aynı oldu. Fi erbaati umurin, dört hususta. Hiye onlar da nev'ul huruf, harflerin nevileri. Nev'ul huruf, buna hiyet de deniyor. Ve şekluha, harflerin yazılış şekilleri. Vadeduha, harflerin adedi. Şuradaki nev'ul huruf, harekeler de olabilir, harekeler. Bu da şekil galiba, hareket. Şekil, evet.
adedi harflerin sayısında, şekli zaten orada şekil söyledi zaten. Şekil orada işte hareke. Tertip de dizilişi. Mesela insan, insan. Kitap, kitap. Bir yerde efendim bir başka manada, başka bir yerde başka manada. Lafızlar aynı. Hem harflerin dizilişi, hem sayısı, hem harekeleri, hem de şekli kelimenin birbirine uyum sağlıyorsa buna ne deniyormuş? Cinası tam deniyor. Nahvu şunun gibi. Lem nelka gayrake insanen yulazü bihi fela berihte li ayni dehri insana. Lem nelka, karşılaşmadık. Lekiye yelka bunun aslı. Lekiye yelka likaen. Yelka elka nelka çektiğiniz zaman oradaki elif düşmüş cezim alameti olarak. Lem nelka, karşılaşmadık. Gayrake senden başka insanen, bir insan ama burada beşer manasına, beşer. Buradaki insan beşer manasına. Öyle insan ki yulazü bihi, kendisine sığınılan, kendisine sığınılan. La de yelûzü levzen, sığınmak manası yulazü. Tamam mı? Meçhul onun. Fela berihte, sen sabit oldun. Li ayni dehri, zaman zaman içerisinde insanen, insan olarak devam etti. Şimdi burada iki tane insan kelimesi geçti şiirde. Tamam mı? Burada diyor ki mahalli şahit şu cinasta. Birinci insan var ya, insanın yulâdü bihi, bundan maksat beşermiş, beşer. Yani beşer deyince o zaman insanların tamamının cinsi yani. Tamam mı? Yani senden başka insan cinsinden kendine sığınılan kimseyle karşılaşmadık. Beşerden, beşerden. Peki ikinci insan var. Fela berihte beriha yebrahu. Berihanın manası aslında ayrıldığı manası da layinen gelirse efendim sübut devamlık manası olması lazım. Şimdi beriha, beriha, bir yerden bir yerden bir yere gitmek. Efendim, olumsuzluk edatı ile birlikte kullanıldığında hala devam etmek manası. Evet, devam etmek. Şimdi ikinci insan da bizim bildiğimiz hayvanı natık diye tarif edilen, yani bizzat konuşması olan ve ne diyelim, görmesi olan insan. Şuradaki ikinci insan, yani o beşerden konuşan bir şey. Ama birinci insan neydi orada? Birinci insan, efendim, o beşer. Ben bunu şöyle buldum. Eşşahidü kavluhu insanın yulazü bihi de vel muradü bihi el beşer demiş. Ve kavluhu li ayni dehri insanen, buradaki el muradü bihi insanul ayn. Yani insanın aynı. Lianne insanul ayn, yani aynı insan, huvellezî yekûnü bihil basaru, kendisinde göz görme olan, yani ve huve hayvanun nâtık, konuşan insan. İki tane insan kelimesi geldi. İkisi de sıralama, harf sıralaması aynı. Harekeleri aynı, şekli aynı, efendim, tertibi, dizilişi harflerin aynı. Dolayısıyla bu birisi bir başka manada, birisi de başka bir manada. Buna ne deniyormuş? Cinası tam. Ve nahvü, bir de şunun gibi, başka bir misal daha veriyor. Fedârihim mâdümte fî dârihim ve ardıhim mâdümte fî ardıhim. Fedârihim, onları idare et, mudare et onlarla. Dini yönden taviz vermeden bir şekilde onlarla geçin. Mâdümte devam ettiğin sürece, yaşadığın sürece, fî dârihim, onların memleketlerinde. Şimdi birinci dar var ya, emri hazır. Onu öyle yazın. Dara yudari müdaraten. Mudara. Dari, o zaman dara yudari'den emri hazır, dari gelir. O emri hazır. İkinci dar kelimesi isim. Dar, ev demek. Ev, yurt, yuva ya da şey, ülke. Dar, darul İslam, darlar diyoruz ya. Dar, dar, ülke, yurt. O zaman burada sen onların memleketlerinde olduğun sürece, devam ettiğin sürece
onlarla iyi geçin manası. Bak birincisi emir, birinci dar. Halbuki dari, dari. Dari, dari. İkisler aynı geldi mi? Harf sıralamaları aynı mı? Şekli aynı mı? Tertibi aynı mı? Aynı. Ama birinci dari kelimesi. Bak bu çok da böyle yani benzer ses oluşturuyor ama manaları değişik. Lafızlar aynı, manaları değişik. Ses değişkinler. Fedarihim, madinte fidarihim. Ben onu şey olarak aklımda kalmış. Fedarihim, inkünte fidarihim. O da aynı manada. Sen onların ülkelerinde olduğun sürece madinte fidarihim daha güzel. Madinte fidarihim. Onların yurtlarında, ülkelerinde olduğun sürece onlarla dinden taviz verilmeden mudara et. Bir mudara var, mudara İslam'da. Mudara ne demek? İyi geçinmek. Dini yönden taviz. Bir müdahale var. Müdahale, yağcılık yapmak. O caiz değil. Bir de muavada, yani taviz, taviz. Taviz var. Taviz de ödün vermek. Bunlar caiz değil. Mesela Kur'an'da ne diyor? وَدُّوا لَوْتُدْهِنُوا فَيُدْهِنُوا Onlar senin onlara karşı daha böyle yağcılık yapmanı istiyorlar ki haşa, onlar da sana karşı yağcılık yapsınlar. Sen onlara karşı ne kadar ödün verirsen, onlar da sana o kadar verirler manası. Şurayı anladık mı şu beyti? Fedarihim ma dümte fi darihim. Misali. Peki. Ve ardihim ma dümte fi ardihim. Şimdi ardihim, ardı, ardı kelimesi. İkisi de lafızları aynı. Ama birincisi erda yurdiden emri hazır. Erdi ef'il babından. Erda yurdi irdaen. Razı etme. O zaman onun emri hazır nasıl gelir? Erdi gelir. Erdi. Orada ya düşmüş cezim alamet olarak. Ama ikinci art, arz art bildiğiniz yeryüzü, toprak. Bak ne diyor? Ve ardıhim, burada emir manası olunca onları razı et. He? Onları memnun et. Efendim madümte devam ettiğin sürece fi ardıhim onların memleketlerinde. Arz, ikinci art, emir filan değil, isim. Birinci art, ardı. Birinci ardı neydi? Fiil. Emri fiil. Fiili emir. Anladınız mı? Fiili emir, emir fiili. İşte bu. Böyle cinaslara ne deniyormuş? Cinası tam. Evet, tabii geniş kitaplarda dediğim gibi çok kısımları var. Gayru tamin. İkincisi, cinası gayri tamdır. Buna da cinası nakıs deniyor. Cinası gayri tam, cinası nakıs. Ve bu da nedir? Maktelefe fihi, o cinası gayri tamda değişik oluyor. El-lefsan iki lafız fi vahidin birisinde minel umurin erbatil mütekaddimeti. Yukarıda geçen dört husustan birinde birbirine benzemiyorlar. Bakıyorsun harfleri aynı, motamot aynı değil. Şekli aynı değil. Harflerin sayıları aynı değil. Sıralanışı da aynı değil. Ama içinde kısmen benzerlik var, kısmen. Ya da bir tanesi bile bulunması. Olabilir. Şimdi kısmen orada İki kelimede de aynı harflerden ya da aynı telaffuzlardan bulunması. Ama tamamında değil. Şimdi göreceğiz zaten. Nahvu fe emmel yetime fe la tezher ve emmes saile fe la tenher. Ama yetime gelince onu kahret, yani onu kovma ya da ona haksızlık etme. Dilenciye gelince onu da kovma. Şimdi tezher, tenher. Tep baş tarafında orada hangi harf değişik? Kaf. Kaf, kaf. Birinde birinci harften sonra kaf var. Diğerinde birinci harften sonra nun var. Demek ki birinci harfiyle üçüncü, dördüncü harfi aynı ama ikinci harfleri ayrı. Bak kısmen muvafakat var. Galibiyette muvafakat var. Kısmen muhalefet var. Abdurrahman anlaşıldı mı? Evet. Buna ne deniyormuş? Cinası nakıs. Ve nahvu kavl ibnil faridi. İbni Farid'in sözü gibi. İbni Farid bir şair. Hella nehake nuhake an lev mimri'in lev yülfe gayra müne'amin bişekai. Hella nehake. Hella harfi tahtıttı. Tahtit harfleri. Şimdi hella maziye dahil olursa kınamak, muzariye dahil olursa teşvik, değil mi? Ha.
keşke seni nehyetse, uzaklaştırsaydı. Nüha ke aklın, akıl, nüha. Nüha, nühye kelimesinin neyi? Efendim, çoğulu, nüha. Nüha, mesela Peygamberimizin hadis-i şerifi var. Liyelini ülül ahlami ve nüha. Hadis-i şerif var. Liyelini benim peşimde dursun. Tamam mı? Kim? Ülül ahlam, akıllılar ve kim bir de? Ve nüha. Yani balik olanlar, ülül ahlam, balik olanlar, bir de akıllı olanlar. Nühyenin cemisi nühaymış. Nüha ne demek? Akıl, akıl. Şimdi burada neha, nüha. Yazılışları aynı. Dikkat edin. Şimdi hiç hareket olmasa nehaken, nehake ya da nühake aynı. Ama okunuşları şekli değişti bak. Birinde neha, ke, neha fiil, ke onun mef'ulü. Bir iket ötekinde nüha isim, kef onun muzafı, aynı zamanda muzaf nüha. Efendim, kef, kef de onun muzafı ileyhi. Aynı zamanda nüha, neha fiilinin faili. Anladınız mı? Keşke aklın seni nehyetseydi. Etmedi ama an levmim ri'in, efendim bir kişiyi kınamaktan. Levmim ri'in, bir kişiyi kınamaktan aklın seni nehyetseydi. Lev yülfe gayra münaamin bi şekai. Lev yülfe, keşke o levm yöneltilseydi. Gayra münaamin bi şekai. Yani azgınlıkla nimetlendirilmeyen bir kimseye, azgınlıkla nimetlendirilen yani nimetlendirilmeyen, azgınlıkla nimetlendirilmeyen, azgınlıkla nimetlendirilen insana lev yülfenin manası lev yüvecce, lev yüvecce, lev yüveccehü demek. Keşke o yönlendirilseydi. Kime? Gayra münaamin, nimetlendirilmiş olmayana. Bir şekain, şeka ile. Şeka, azgınlık. Evet. Şimdi burada ne oldu? Bizim esas mahalli şahidimiz şu yukarıdaki nehake, nühake. Buna biz ne diyoruz? Cinası nakıs diyoruz. Vela yahsunul cinasu. Cinas sanatı güzel olmaz. Bunlar bir sanattır. Seci sanatı, cinas sanatı. Yani belagatta bunların her biri bir Arap dilinde sanat. Efendim ne diyor burada? Cinas sanatı güzel olmaz. İlla ancak güzel olur. İdace affen. Afif yoluyla gelirse. Yani afif dediği böyle illa kasıtlı değil de böyle serbest bırakılarak kendi halinde gelişirse. Vecade bihi, ona onda cömertlik yaparsa. Et tab'u, insanın doğası, tabiatı, min gayri tekellüfin, yine zorlama olmaksızın. Zorlama olmaksızın insanın ortaya çıkardığı zaman cinas güzeldir. Yoksa zorlamayla değil. Fakat tahaşahu, ondan sakındı. Ketirun, birçokları, mümbüle gayl küttab. Küttab, kitap değil orası. Yazıcılardan birçok belikler bundan sakındılar. Tahaşa. Tahaşa ne demek? Yani bu şeyden, zorlama cinaslardan sakındılar, anladınız mı? Zorlama cinas. Çünkü onlar bakıyorsunuz kelamın siyakından bir bakıyorsunuz kelamda böyle tam cinas veya nakıs cinas oluşuyor. Onlar bundan uzak dururlar. Tahaşanın manası sakınmak, uzak durmak. Tamam mı? Min ile kullanılırsa uzak durmak, dikkat etmek. Birçok katipler, yazıcılar, yazarlar, belik olan yazarlar bu sanatı böyle zorlama yapmaktan sakınırlar, uzaklaşırlar. Leennehu, çünkü zorlama cinasa gitmek gaidun, götürücüdür. İle taqid, zorluğa, çetin, müşkilata götürür. Yani Arap saçına döndürür diyorlar ya, cümleyi böyle mağut dedi, yani kapalı bir cümle, kilitli bir cümle, anlaşılmaz hale getirir taqid. Anladınız mı? Evet. Ve hailun, geçer, dunel intilak, cümlenin böyle güzel akıcı olarak gelmesinin arasına perde olur. Fi mitmaril maani,
manalar alanında. Mitmar alan demek. Ondan sonra şeylere ne deniyor şu art yarış yerlerine filan? Pist. Pist deniyor işte. Hipodrom. Hipodrom deniyor. Anladım, hipodrom mu? Hipodrom. Hipodrom. Hipodrom değil, hipodrom değil. Hipodrom deniyor. Onlar da Türkçe değil ha. Pist de Türkçe değil, hipodrom da Türkçe değil. Başka böyle kelimelerden gelmiş. Neyse işte. Demek ki eğer zorlama cinas olursa kelamın akıcılığıyla arasına perde olur o zorlama. Veya mana alanında efendim mana da ne olurmuş? Zorlaştırır. Evet. Burası da bitti. Üçüncü istilah sanat ya da ettibabı tıbak sanatı. Tıbak var, mutabakat var. Tıbak, tıbak. Bir tıbak var, bir de mutabakat var. Burada tıbak. Şimdi ettibabı tıbak minel muhassenatil maneviyeti. Manevi güzelliklerden, mana güzelliklerindendir. Ve huve bu tıbak nedir? El cem'u beyne şey'i. Bir şeyin arasını toplam cem etmek. Ve dıddıhi zıddıyla fil kelam kelamda. Bir kelamda bir kelimeyle manada o kelimenin zıddını toplamaya ne deniyormuş? Tıbak deniyor. Anladınız mı? Mesela ve ma yestevil a'ma vel basir ve la zulümatü ve la nur ve la zillü ve la harur ve ma yestevil ahya'u ve la emvat. Böyle bunlar hep bak zıt kelimelerin aynı manada toplam aynı kelamda cümlede toplanmasına tıbak deniyor. Bir yerde zıddiyet. Zıt zıddiyet. Ve tıddani iki zıt kad yekûnân ismeyni. Bazen ikisi de isim olur. İkisi de isim. İki isim arasında da olabilir tıbak. Fiiller arasında da olabilir. Harfler arasında da olabilir. Mesela ve tahsebühüm eyqâvan ve hum rukûdü. Bunlar da böyle harflere falan bakılmıyor. Mana olarak birbirinin zıddiyeti değerlendiriliyor. Anladınız mı? Ve tahsebühüm sen onları Habibim sanarsın eyqâzan uyanıklar o Eshab-ı Kehf'i ve hum halbuki onlar rukûdün uyuyucudurlar. Uykudadırlar. Rukûd. Rukûd, râgit. Mesela menbaatına min merkadina. Merkat ne demek? Adamlar kabirlerinden kaldırıldıkları zaman bizi bu uyuduğumuz yerden, istirahat yerimizden kim kaldırdı? Nasıl? Orada istirahat mı vardı ki kafirler için? Aslında gördükleri dehşet dirildikten sonra o kadar korkunç ki ondan öncesini unutacaklar. Sanki orayı istirahatgah gibi görecekler. Merkat, rukut. Burada da rukut ile gelmiş. Şimdi aynı cümlede iki zıt kelime. Mana olarak zıt. Uyanıklar, uyuyanlar. Anladınız mı? Bunlara ne deniyormuş? Dıbak. Ama ikisi de isim, dikkat edin. Eygaz da isim, rukut da isim. Bunlar cemi aynı zamanda. İkisi de cemi. Şimdi nahvı iki fiil de olabilir dedi ya. Ve tu'izzu men teşâ'u ve tu'zillu men teşâ'u. Kulillâhümme mâlikel mülk tu'til mülke men teşâ'u ve tenzi'ul mülke min men teşâ'u. Ve tu'izzu men teşâ'u ve tu'zillu men teşâ'u. Dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Tu'izzu tu'zillu. Bakın, manalar birbirine zıt. Öyle değil mi? Mesela yuhyi ve yumit. Yaşatırsın, öldürürsün. Yani ölü olanlara hayat verirsin, hayatı olanların hayatını alırsın. Bunlar da tıbak değil mi? Bunlar da tıbak. Ev harfeyni. Bak burada işte fiil. Tu'izzü de, tüzillü de. Hangi babdan geliyor bunlar? İf'al babından. E'azze yu'izzü i'ezazen. E'zelle yüzillü İzlalen, tüzillü bu da. Tabi fiil muzari, müfret müzekker muhatap ikisi de. Ev harfeyni ya da iki harf arasında olur tıbak. Nahvu fe yevmün lena ve yevmün aleyna. Bu Hazreti Ali'nin sözlerinden olması lazım. Bir gün lehimize, bir gün aleyhimize. Lena aleyna. Le, lena aleyna. Oradaki nunlar zamiri mecruru muttasır. Aleyna biri ala biri le. Li manasına yani. Harficer. Şimdi feyevmün lena. Bir gün var bizim faydamıza, lehimize. Bir gün de var bizim aleyhimize.
Bak ikisi de harf. Lena, le. Öteki ala. Zıt manalar ikisi. Zıt manalar. Evet. Zıt manalar. Ve tıbâhu nev'âni. Tıbak iki nevidir. Tabi bunların esas mahallinde okumak lazım bunları. Tıbâhul icab. Tıbak icab ikisi de olumlu, müsbet. Müsbet, icab, selb. İcabi, selbi. İcabi, müsbet demek. Olumlu, cümlede nefi yok. Selbi, biri olumlu, biri olumsuz. Selbi ya da olumsuz. Ve huve bu tıbak-ı icab nedir? Ma bir şey ki lem yahtelif fihi, kendisine değişmedi. Ettuttani. İki mana açısından birbirine zıt olanlar ihtilaf etmediler. İcabın ve selben. İcab ve selb açısından, yani menfi ve müsbet olma açısından değişmediler. İkisi de müsbet. Nahvu mesela şunun gibi, huve adhake ve ebka. Kur'an'da çok geçiyor bunlardan. Mesela o güldürür, o ağlatır. Bak, adhake ebka. İkisi de ifal babından. Şimdi ikisi de manaları zıt. Güldürmek, ağlatmak. Burada ne varmış sanattan? Tıbak sanatı var. Tıbak sanatı. Şu şey var, Muhammed Ali Sabuni'nin şu kütüphanede 3 cilt, kırmızı yüzlü, bak orada onun 3. cildini getirilen. Ondan sonra bir diğeri neymiş? Tıbâhu selb. Menfi tıbâh. Biri müsbet, biri menfi. Yani mana açısından zıddiyet var ama biri olumlu, biri olumsuz. Ve bu da nedir? Mahtelefe fihi tıddan. Ma bişik ihtelefe fihi, onda değişti. Ettıddani, iki zıt. İcaben ve selben. Biri mucep, biri salibi. Salib yani selbi. Menfi. Ev huvel cem'u beyne fe'leyne, ya da iki fiilin arasını cem etmek. Min masların vahidin. Aynı maslardan olan iki fiilin arasını. Ehadühüma müsbetün, onlardan bir tanesi müsbet. Vel aharu, diğeri de menfiyyü menfi. Görüyor musunuz? Aynı fiilin maslarının biri müsbet, biri de menfi olarak gelmesi. Birinin müsbet, birinde ne olarak gelmesi? Efendim, menfi olarak gelmesi. Müsbet, menfi. Tamam mı? Biri müsbet, biri menfi. Şimdi burada hangi sanat var? Fiil okuyalım, ondan sonra söyleyelim. Mesela şurada bakalım, bu hep bunların sonlarında belagat sanatlarını ne yapmış? Efendim işlemiş. Yani Muhammed Ali Sabuni bütün belagat sanatlarını işlemiş. Burada aynı şeye yer vermiş mi bakalım? Vermesi lazım. Mesela belagat. Evet, bak ne demiş burada? Cinası tam, cinası nakıs demiş, bakın. Cinası tam. Cinası tam hangisini misal vermiş? Ve necmi izâ heva mâ dalle sahibukum ve mâ gavâ. Heva, gavâ. Bak sonlara aynı, baş harfleri değişik. Muhammed anladın mı? Bak burada ne varmış? Cinası nakıs. Şimdi buradan bu sanatı okursan bak bu sefer anlarsın. Evet. Ama bundan önce anlama mümkün değil. Peki, heva, gava. Manalar da değişik tabii. Tıbak var burada bir. Tıbakı icabi burada. Edhake ebkâ demiş. Emâte ahya. Dalle ihtedâ. El âhiretu vel ûlâ. Tedhakûn velâ tebkûn. Ha, tedhakûn velâ tebkûn de bunlarda da bak aynı fiilin birisi müsbet, birisi menfi. Yine tıbak var. Tedhakûn müsbet, la tebkûn menfi, ama burada yine zıddiyet var aralarında. Gülmek, ağlamak. Ve hiye minel muhassenatil bedi'iyyeti demiş. Bunlar bedi güzelliklerinden, yani kelamın, lafızların güzelliklerindendir. Böyle getirmiş. Peki bir de cinası nakısa yine burada örnek vermiş. Bakın cinası nakısa. Evet. Ne demiş ona da? Eğna ve eğna. İnnehu huve eğna ve eğna. Eğna, eğna. Eğna, kayınla. Eğna, kafla. Bak harfler değişti. Bir de mesela
İşte orada bunların kısımları söylemedi. Cinası iştigak var. Aynı kelimeden türeyen iki kelimenin gelmesi. Ezifetil azife, biri feil, biri de onun ismi faili gibi, böyle efendim cinas sanatlarından orada ne yapmış? Misaller vermiş. Cinas sanatı. Peki nahu yestahfune minen nas, onlar insanlardan gizlenirler ama vela yestahfune minallah. Aslında iki fiil var burada. İşte aynı masların fiilleri. İstahfa, yestahfi, istihfaen. Birisi müsbet fiil, birisi menfi. Burada da tıbak varmış. Bak, müsbet, menfi. Birisi müsbet olarak geliyor aynı fiilin, aynı maslardan türeyen, birisi menfi olarak geliyor. Burada da tıbak sanatı var. Ve nahvü kavlis sümü sümü el sümev sümev el sümev el bu bir şair, bunun sözü gibi. Ne diyor o? Ve nünkiru, biz inkar ederiz, kabul etmeyiz. İnşi'ne, dilersek alennas, insanlara karşı neyi inkar ederiz? Reddederiz manasına. Kavlehum, onların sözlerini. Ve la yunkirunel kavle, onlar sözü inkar etmezler. Hine nekulu, biz söylediğimiz zaman. Biz söz söylersek onlar bizim sözlerimizi inkar etmezler ama biz insanların sözlerini bazen reddederiz. Şimdi burada ne oldu? Nünkiru ve la yunkirun. Aynı fiilin ikisi de aynı maslardan türüyor. En kere yunkiru inkaran. Birisi fiil muzari nefsindekelim mağal ve nünkiru. Müsbet. Öteki de ve la yunkirun. Fiil muzari cem müzekker gaib. Bak, biri müsbet olarak geldi aynı maslardan türeyen fiillerin. Birisi de ne olarak geldi? Menfi olarak geldi. Burada da tıbak sanatı oluştu. Evet. Burada kaldık ve kitabın burasında tamamen kalıyoruz. Bundan sonra aruz filan var. Oralara girmemize gerek yok. Ondan sonra şiirin bahirleri var. Onlar var. Bunları efendim ayrıca müstakil ders olarak okunursa faydalı olur. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Bu kitabı yazanın kapatma. Bu kitabı yazanın bugüne kadar istifade İslam aleminde çokça istifade edilen bir hocamızın kitabı. Bu hocamıza ve bütün Adem Aleyhisselam'dan bugüne İslam'a hizmet eden efendim peygamberler, şehitler, alimler, salihler, abidler hepsinin ruhlarına bir Fatiha-i Şerif okuyalım. Cenab-ı Hak inşallah o alimlerin şefaatlerine bizi nail kılsın. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.